Sen yılları biriktirip bugün burada bana böyle bir... Yok, bana böyle bir çakmaya mı geldin? Bir insan olarak şurayı bir ayaklı kütüphane, bir arşiv, hafıza olarak yani şey yapabilirsin. De böyle, masalcı dede. Öyle mi? Her tabii, şeyi tabii, hatırlıyor. Masalcı dede. Mesela atıyorum şey diyorum mesela. Ya şu dergilerden birini kullansak mı diyorum. Sene 74. Bir Ayhan Hayat abi vardı. Hayat mecbuası falan. Bir gibi başlıyor. Herkes duruyor böyle. Ama benimle ilgili pek hoş bir şey kalmamış aklımda ki herhalde yani. Olur mu? Bana zaten ya, içeride sen... şey dedi. El kol hareketi yaparsan tutma beni dedi. Ha o kadar yani. Baya bilenmiş. Gel abi gel. Gel o günlerin anısına ben şuradaki seyirci arkadaşımıza gerçekten de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Aslan kardeşim benim. Aslan kardeşim. Hayır işte. Tamam. Tamam. Şey yaptık bitti. Oraya kadar. Evet. Hocam anlat. Sonra ne oldu abi? Sonra Şoray yolda. Şoray yolda bitti. Bittikten sonra da daha doğrusu ben yapmak istemedim. Tamam. Çok yoruldum. Çok yorucu bir iş o. Bir de çok evden uzak bir iş. Ama oyunculuk, güzel bir işti. Oyunculuk yapmak isteyince sektör değiştirmek için bir nadas süresi gerekiyormuş. Ben de onu bilmiyordum mesela. Hmm. Hani hemen tekrar oyunculuğa, işte tiyatroya, dizilere dönebilirim gibi geldi. Öyle olmuyormuş. Bir yıl boyunca hep gezi programı teklifi geldi. Ha, ben de bir yıl boyunca gezi programı yapmak istemediğimi anlattım. Sonra Birol Güven'in eşi 80'leri kastığı düşünülürken Burcu Hanımefendi'nin aklına gelmiş. O anlamda çok iyi oldu. Plato'da çekiyoruz, söz veriyoruz, gezmeyeceksin, hep aynı yerdesin diye. Evinin de dibinde. Evinin de dibinde. Evet ve 80'ler başladı. Bu ekip bir araya geldi. Fatih abi seyreder misin televizyon? Yani gerçekten de bakar mısın? Çok değil ama bazı dizileri seyrediyorum ama 80'leri kısmet olmadı henüz. Evet. Buraya çünkü... kadarmış Fatih abi. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. 80'leri seyreden var mı aramızdan? Şimdi herhalde yalan yanlış bir şey söylemeyeyim ama 80'ler, Leyla ile Mecnun, bizim Yalan Dünya, belki adını unuttuğum birkaç dizi daha. Bunlara bir uçtan giren hepsini... tıkır tıkır seyretmeye başlıyor. Bunlar birbirini böyle dişli gibi birbirine sarılı İtiliyor, işler. Birbirine iteliyor. Evet birbirine iteliyor. Yani kalite anlamında, keyif anlamında, bir sürü şey anlamında hani birbirine benzeyen işler. Ne bakıyorsun abicim sen oradan bana? Tamamen sen Serhat'cığım. Tamamen ne bakıyorsun sen. Ya? Adam program sunuyor. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Tamam sorun yok. Peki eyvallah. Peki arkadaşlar. Reklama girmeden önce kaç dakikamız kaldı reklama? Aramızda Eskişehir'i var mı? Var. Arka taraflarda zaten Osman Gazi Üniversitesi var. Eskişehir'de de üniversiteyi okuduğum yıllarda tanıştığım, tanımaktan da çok büyük onur duyduğum reklama 20 dakika var. Sonra o zaman söyleyeyim. Evet madem öyle. Çok büyük onur duyduğum, çok değerli bir sanatçı abim. Eskişehir'in medarı, iftarıdır. Eskişehir deyince o akla gelir, o denince Eskişehir akla gelir gayri ihtiyari. Alkışlarla onu buraya alacağım. Çok kısa sohbet edeceğiz. Yeni bir albümü var. Biraz da onu tanıyacağız. Alkışlarla Mithat Körler geliyor. Mithat abicim hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi seni de şöyle alacağız kusura bakma. Biraz sıkışacağız ya da. Merhaba. Şurada bir yerde. Ne yapıyorsun Mithat abi, iyisin? Teşekkür ederim. Sağ ol Beyazcığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.